Merhaba, bugün çok güzel ıspanaklı, çilekli, çikolatalı bir pasta yapacağız. Biraz uğraştırıyor, evet, ama ortaya çıkan sonuç efsane ve bu uğraşmaya bence kesinlikle değer. Ispanakları blenderdan geçirerek başlayacağım. Bu arada ben içine çok azıcık su koyuyorum, daha kolay dönmesi için. Evet, tam bu kıvama geldi. Şimdi kekini yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 3 tane yumurtayı çırpmakla başlayacağım. Şimdi içine ıspanağı ekleyeceğim. Öncelikle tekrardan karıştırıyorum. Şimdi badem unu, Hindistan cevizi unu ve eritritolü ekleyeceğim. Evet, kıvama geldi. Son olarak kabartma tozunu ekliyorum. Şimdi fırına gitmeye hazır. Şimdi kremasını yapacağım. Tereyağı ekleyeceğim. Ve eritritol. Ve de şimdi çırpacağım. Bitter çikolata eriteceğim. Bu üç parçasını tabii ki de ayıracağım her zamanki gibi. Burayı gerçekten es geçebilirsiniz. Çikolatalı yapmak istiyorsanız yani burası sadece. Ben çok sevdiğim için çikolata ve bence efsane oluyor çikolatalı yapınca tarif. %100 bitter çikolata kullanıyorum. Hiç tatlandırıcısı zaten ke yeteri kadar tatlandırıcı koydum. Şimdi bunu benmari usulü eriteceğim. Burada her zaman gibi dikkat etmem gereken nokta şu. Bunu eriteceğim kaba azıcık su koydum. Temas etmemesi lazım. Suyla bu temas etmeyecek. Tam çikolatayı yakmamak adına bu parçayı da ayırıyorum. Evet, hep azıcık böyle tam erimeden neredeyse erimiş hepsi. Hemen kapatıyorum ve hemen altını kapatıp alıyorum burada. Şimdi bu ayırdığım parçaları içine koyup karıştırıyorum bunlar eriyene kadar. Evet, daha önce de söylemiştim. Bu çikolatanın yapısını koruyabilmesi için yapıyoruz. Eğer daha önce çikolatayı benmari usulü eritip tekrar dondurduğunuzda oda sıcaklığına geldiğinde eriyik halde olduğuna böyle tanıklık etmişsinizdir. Onun sebebi bu. Çikolatanın yapısını bozulması falan uzun bir iş. Neyse, bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Çikolatanın ayrıca o yapısını koruması çikolataya lezzetini de veren şey olduğu için bu kadar dikkat ediyorum. Çünkü normalde aslında bu tarifte zaten dolapta duracak bir tarif. O yüzden hani çok önemi yok belki. Ama gerçekten çikolatanın lezzetini koruyan bir işlem. Tempering deniyor işlemi. Artık çikolata hazır. Bu arada keki ben bir 35 dakika kadar 160 derecede pişirdim. Valla başka tariflerde çok kısa sürede piştiği ile ilgili şeyler gördüm ama ben yani bilmiyorum, acaba bizim fırında mı sorun var, onun fırını mı çok hızlı pişiriyordu, onu bilemiyorum. Ama önemli olan hani o kürdanla zaten anlayacağınız bir şey. Keki olduğu zaman kapatabilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra keki buraya alacağım. Şimdi ortasından böyle biraz alacağım kekin. Aslında tam soğumasını beklesem daha iyi olurdu ama ben sabırsız bir insan olduğum için şu an bekleyemiyorum. Çilekleri dizeceğim. Üstüne çikolatayı dökeceğim. Şimdi pasta kremamı dökmekte sıra. Son olarak bunları iyice parçalayıp üstüne dökeceğim. Çatalla da yapabilirsiniz, elinizle de. Dediğim gibi işte ben çatladım, bekleyemedim. Beklesem tam kurusa daha iyi olurdu. Bence bekleyin siz yaparken. Gerçekten efsane bir pasta. Biraz uğraştırıcı tabii. Yani birçok, evet, öyle çok kolay yapabildiğimizi iddia edemeyeceğim ama gerçekten müthiş bir tarif oldu. Afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.